Osman Gazi Köprüsü'yle bunu yaptık. Araçta gidilemez denilen yerleri hallettik. Bunları açtık. Uzayıp giden yollar ve onları birbirine bağlayan köprüler, hayata geçirilen mega projeler, ulaşımda yeni nesil hizmet anlayışının kapısını aralıyor. Son 20 yılda Türkiye'nin gelişen yol haritasını taçlandıran projelerin başında köprüler geliyor. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü. Bunlar devasa eserlerden yalnızca birkaçı. Ulaştırma ve haberleşme altyapısına 2022-2023 yılında 183.7 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımın sadece %61'i 112.4 milyar dolarla karayollarına sağlandı. Ortaya çıkan dev eserler 19.4 milyar dolarlık zamandan tasarruf sağladı. Bunun yanı sıra projeler trafik kazalarını da büyük oranda azalttı. 13 binden fazla hayat yatırımlar sayesinde kurtarıldı. Ülkemizin dört bir yanına yayılan bu eserlerle artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıkıp keyif haline dönüşmüştür. O dev eserlerden biri de Akdeniz ve İç Anadolu bölgesi bağlantısını sağlayan Eiste-Hadimi Viyadüğü. Konya'nın Bozkır ve Hadim ilçeleri arasında inşa edilen köprü, Türkiye'nin en büyük uzunluğa sahip köprüsü olarak geçti kayıtlara. Dev eserin açılışı için TVNET ekibi de yollara düştü. Türkiye son 20 yılda ulaştırma alanında dev projelerle karşılaştı. Hızlı trenlerle ulaşım imkanı çok fazla kısaldı. Devasa projelerden bir tanesi de viyadükler. Bugün tarihi günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Konya'da Eiste-Hadimi Viyadüğü hizmete giriyor. İç Anadolu'yla Akdeniz bölgesi birbirine bağlanmış ve ulaşımda çok kısalmış olacak. Bu devasa projeyi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla birlikte yerinde gözlemleyeceğiz. Dilerseniz biz hazırız. Kameraman arkadaşım Sinan Köse ile birlikte Konya'ya doğru Ankara'dan hareket ediyoruz. Açılışın yapılacağı Konya'ya yeni başka bir harika proje Ankara-Konya yüksek hızlı treni ile gidiyoruz. 212 kilometrelik hızlı tren hattı için çalışmalara 2007'de başlanmıştı. 2011'e gelindiğinde müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da açıkladı. İlk etapta hızlı tren 160 kilometre hızla hizmet verecek. Bu da Ankara-Konya arasını 1 saat 50 dakikaya indiriyor. Ya Allah! Bismillah. Üç saati bulan Ankara-Konya arası hızlı trenle daha da kısaldı. Bu sayede yolcular hem zamandan tasarruf ediyor hem de ulaşımını uçak konforunda gerçekleştiriyor. Konya'ya gidiyoruz hafta sonu. Ne güzel bir gün geçireceğimizi tahmin ediyoruz ve ekonomik. Konya'ya gidiyoruz. İneceğimiz yerde de gideceğimiz lokasyonlar hep yakın mesafe. 10 dakika, 15 dakika. O yüzden tercih sebebi. Eskiden Konya-Ankara arabalarla bir hayli bir yol şey yapıyor. Şu anda 1 saat 45 dakikada Ankara'dan Konya'ya ulaşabiliyoruz. Şu anda da bir hayli ağ genişliyor. Birkaç yılda içinde İzmir'e de inşallah hızlı trenle seyahat edeceğiz. Ankara-Konya yüksek hızlı trenin içerisindeyiz ve burada bir restoran bölümü de oluşturmuş. Bakın görüyorsunuz, manzara eşliğinde burada oturabilme imkanınız var. Hemen yan tarafta o restoran kısmının işte alışveriş yapabileceğiniz alan var. Her türlü ihtiyaç var dedik. Neler var, neler yok? Şöyle bir özet geçersin. Ambalajlı ürünlerimiz mevcut. Onun dışında soğuk sandviçler mevcut ve soğuk sıcak içecek de mevcut. Tren yolculuğu şey olduğu için, bayağı istek acıklıkları için sandviçler de kalmıyor. Belliye yakın yükleniyor. Biraz da yoğunluk oluyor tabii. Hızlı trenleri çok kullanıyorlar. Talep çok fazla. 10 gün önceden falan biletler bitiyor. O yüzden çok önce almak gerekiyor yer bulmak için. Bu üçüncü herhalde. Üçüncü yolculuğum. Konya'ya gidiyoruz arkadaşımla. Zamandan da tasarruf ediyoruz aslında rahat. Aynen.
Konya'nın Bozkır ve Hadım ilçelerinde büyük heyecan vardı. Zira Türkiye'nin en yüksek karayolu köprüsü hizmete girdi. Eyüpse Hadimi Viyadüğü 1400 metre ayak uzunluğuyla Türkiye'nin en yüksek viyadüklerinden bir tanesi ve bu viyadük hem İç Anadolu hem de Akdeniz bölgesini birbirine bağlıyor. Ulaşımda vatandaşlar 20 dakikalık bir tasarruf sağlıyor. Şimdi muhteşem bir viyadük. Böyle musluk açıp kapamaya benzemez. Anladınız ne demek istediğimi değil mi? Konya ya, Konyalı bilir bu işleri. Kime ne zaman nasıl ders vereceğini de bilir. Şöyle viyadüğü falan bir görelim. Nasıl? Şöyle viyadüğü görüyorsunuz. Öyle sıradan bir şey değil bu. Cumhur İttifakı yapar. Güzel yapar. Bu dev yatırımın detaylarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bize anlattı. Harika bir proje efendim. Aslında anlatmaya gerek yok diyeceğim ama şekil burada. Evet, burası da gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi. Yerli milli mühendislik çözümlerimizin gelmiş olduğu hakikaten çok önemli bir seviye burası. Tabii son 20 yıldır Türkiye genelinde yapmış olduğumuz bu büyük mühendislik çözümlerinin hakikaten taçlandıran projelerden bir tanesi. Karayollarında devasa projeler yapıldığının altını çizen bakan, demiryolu ağırlıklı bir döneme girdiklerini söyleyip müjdeleri sıraladı. Bundan sonra da artık demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Ankara Gaziantep'te devam ediyor yanılmıyorsam. Tabii ki Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep devam ediyor. O önümüzdeki yıllarda erken bitecek. O 2024 yıl sonu bitecek. Biz Mersin'den yine işte Konya bağlantısını yapmak için Mersin, Niğde, Niğde, Karaman arasında da yoğun çalışmalar var. Önümüzdeki yıllarda onları da tamamlayacağız. Ve ondan sonra Gaziantep'e gittikten sonra devam edeceğiz Urfa'ya, Adıyaman'a. Aynı şekilde Sivas'tan sonra da devam edeceğiz Erzincan, Kars'a kadar. Söz demir yollarından açılmışken milli elektrikli tren projesini de soruyoruz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na. İki seti bitirdiklerini, lansmana hazırlandıklarını söylüyor Kara İsmailoğlu. Biz bir taraftan bu kadar büyük demiryolu yatırımları yaparken o demir yollarında kullanılacak demiryolu ekipmanları, araçlar da çok önemli. Biz bu 160 kilometre hıza sahip demiryolu aracımızı ürettik. Şu an 10 bin kilometreye geçti, testi devam ediyor. Onu da sertifikasyon süreçleri bittikten sonra seri imalatına geçeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da lansmanını yapıp iki seti de bitirdik aslında. Demiryolu aslında şehir içi metro, tramvay araçları konusunda özel sektörde de çok önemli gelişmeler var. Bizim Gaziantep'in Gazi Rayı'nda çalışacak olan banyo araçlarını da biz Adapazarı'nda kendi fabrikamızda ile üretiyoruz. Devasa projeler bir bir hayata geçiriliyor. Yapılar en çok da bölge insanını mutlu ediyor. Bu viyadük olmadan önce efendim ulaşımı nasıl sağlıyordunuz? Ya burada şöyle burası kıvrım kıvrım yollar vardı burada. Hala da devam ediyor. Oralardan gelip gidiyoruz ama şu anda burası gerçekten bizim çok faydamız oldu. Burayı Antalya'ya aşağı yukarı 2,5 saatte ulaşılacağız. Şöyle bir arkaya baktığınızda ne hissettiriyorsunuz? Valla şöyle baktığımızda bu aklımıza, hayalimize hiç gelmeyecek olan bir proje. Yani onun için biz bunlar zamanında, eskiden ben eski şoförlerdenim. Eskiden biz buralardan, bu kıvrımlı yollardan döne döne biz burayı bir saatte zor çıkardık. Ama şu anda yaklaşık bir dakikada yani geçeceğimize eminim. Yurt dışından emekliyim. Eskiden biz Avrupa'da girdik miydi İtalya'dan izine gelirken çok tünelleri görürdük. Gerçekten özenirdik yani. Ama şu anda Türkiye'den, Edirne'den biz girdik miydi? Neredeyse Kars'a kadar yolları biliyoruz, takip ediyoruz. Yani güncel haberleri takip ediyoruz. Maşallah gerçekten şu anda yollarımız bizim, Allah razı olsun başkanımızdan, her tarafımız iyi yani. Yollarımız çok güzel yani.